Google Play'i açtığınızda ve şuraya VFO yazdığınızda direkt Şu çıkıyor. anda kablosuz ağlar aranıyor diyor. Bunu seçtiğimde bağlanacağım. Uygulama bu şekilde açılıyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi arabanın önünü görüyorum. En son kayıtlı dosyalara geçip bunu burada oynatabiliyorsunuz. Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki CarPC ile ilgili videolarda size şu araç içi kameranın CarPC üzerinden, yani bunu kullanarak arabanın ekranından nasıl izlenebileceğini, nasıl ulaşılabileceğini size tarif edeceğimi söylemiştim. Bu kamera çift kameralı, hem önde hem de arka camda var. Arka camdakini de şöyle göstereyim. Ortada. VFO A129. Şimdi bu ekrana yansıtacağım. Bunun bir uygulaması var. Bunu kullanabilmek için öncelikle wireless üzerinden bağlanmanız gerekiyor. Neye? Wireless cihaz bu. Yani bir internete bağlar gibi bu cihazı, bunun wireless özelliği var. Bunun wireless'ına bağlıyorsunuz ve daha sonra uygulamayı açıyorsunuz. Uygulama Google Play'de var. Google Play'i açtığınızda ve şuraya VFO yazdığınızda direkt çıkıyor. Şu anda benim CarPC cihazım telefonumun internetine bağlı. Bakın, bastığınızda uygulama çıkıyor. Ben aç diyorum. Uygulama bu şekilde açılıyor. Şimdi burada kameranızı bağlayın dediğinde kamera, eğer direkt buna bağlandıysanız direkt görüntü aktarmaya başlıyor. Ama hayır, sistem ayarlarına git var. Sistem ayarlarına gidip buradan kamerayı seçmem lazım. Şu anda kablosuz ağlar aranıyor diyor. Burada bulacak. Kayıtlı ağları tercih edeceğim veya VFO, daha önceden kaydetmiştim. Bunu seçtiğimde bağlanacağım. Şu anda kablosuz ağları arıyor. Bakın, buldu. Bastım. İnternet erişimi yok diyecek. Tabii ki, çünkü internete erişeceğiniz değil, ekranını paylaşacağınız bir uygulama bu. Ve buradan tekrar kameranızı bağlayına döndüğüm zaman bakın menüsü çıktı. Ve şu anda gördüğünüz gibi arabanın önünü görüyorum. VFO'da buradan seçerek arka kameraya, ikisi bir arada ya. Bu ön, bu arka, bu ön kamera. Yer değiştirdiğinizde onlar da yer değiştiriyor. Sadece ön kamera veya ters kombinasyonu yapabiliyorsunuz veya bunun üzerinden kaydı durdurup ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Sistem ayarları var. Çift kamera olunca 1080'e 1080 oluyor. Video çözünürlüğü tek kamera seçerseniz o zaman değişiyor. Ve ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Burada VFO'nun özelliklerini anlatmayacağım. Sadece nasıl kullanıldığını ve canlı olarak, aslında bunu bir dashcam'i canlı olarak burada görüp sanki bir manevra kamerasıymış gibi hani nasıl kullanabildiğinizi göstereceğim. Fotoğraf çekebiliyorsunuz ve kendi burada kayıtlı dosyalara geçebiliyorsunuz. Hangi dosyalara? Bunun şurada gördüğünüz SD kartında, şurada SD kartında kayıtlı olan dosyaları. En son kayıtlı dosyalara geçip bunu burada oynatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yüklüyor wireless üzerinden. Gördüğünüz gibi hareket var. İndirebiliyorsunuz da aynı zamanda. Şimdi tekrar buna gelelim ve kayda devam etsin ve ondan sonra kaydı nasıl yapıyor? Hep birlikte yol üzerinde görelim. Bakın, burada görüldüğü gibi kaydı yapıyor. Ve anında görüyorsunuz, ufak bir gecikmeyle. Ekran 8.7 inç olduğundan böyle uzunlamasına görünüyor. Ama canlı olarak oradan görebiliyorsunuz. Evet, bu şekilde çalışıyor. Burada da gördüğünüz gibi camı sildim, daha temiz bir görüntü olsun diye sileceği kullanarak. Evet,
Evet, kayda devam ediyor şu anda. Evet, bu şekilde anında görebiliyorsunuz. Yolu izleyebilirsiniz buradan. İki ekran olduğu için yatay ekrana göre biraz daha böyle yandan daraltılmış şekilde görünüyor. Ama yatay ekranda çok daha farklı bir görüntü, çok daha iyi bir görüntü elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.